Bafra Haber. Gücü hizmetinizde. Tütün Yorgunluğu Çocuklar projemiz bir Karadeniz bölgesi için çok önemli bir stratejik ürünün üreticisi, çiftçileri ve onların aile birliğiyle ilgili bir çalışma konusu içermektedir. Projemiz 3 ilde, 4 ilçede yürütülmekte. İlçelerimizde en fazla tütün üretimi yapılan alanlar seçilmiş. Bafra ve Alaçam ilçeleri, Tokat'ta Erbağ ilçesi, Amasya'da da Gümüşhaçıköy ilçesinde toplam 80 köyü içeren bir çalışma. Bu projedeki temel amacımız tütün üretimi yapan ailelerin başta kız çocukları olmak üzere dezavantajlı konumda bulunan çocukların okullaşma oranlarını artırmak ve bu manada eğitim hayatlarına katkı sağlamak. Referans oluşturacak bir model ve pilot proje uygulaması yapmak. Yine tütün çiftçilerinin çocuklarının eğitiminin okullaşmadaki önemi ve bu konudaki farkındalıklarını artırmak. Ayrıca konunun taraflarıyla ortak bir sinerji yapmak, oluşturmak. Yine çiftçi ailelerinin sektöre yönelik bilgi ve becerilerini geliştirmek. Modern tütün tarım ve tekniklerini artırmak ve çiftçilerin kooperatifleşmesi ve üyelerin birlikteliğini ve örgütlenmelerini sağlamak. Çocukların erken yaşta çalışmasının önüne geçilmesi kaydıyla bir güçlü amaç içermektedir. Hedeflerimizde ise yaklaşık tütün üreten köylerin ilköğretim okullarındaki 100 tane öğretmene ulaşmak ve bunların farkındalığını geliştirmek. Yine bu tütün üreticilerimize modern tütün tarım tekniklerini bu insanlara aktararak zirai ilaç kullanımı konusunda eğitimlerini geliştiren 150 aileye ulaşmak istiyoruz. Bunu yaparken de 110 gönüllü öğrenci izleyicisi yanımızda bulundurmak istiyoruz. Yine bu ön test ve son testlerle istatistik analizler yaparak test sonuçları ve veri tabanı oluşturmak istiyoruz. Yine bütün bunların sonucunda bir bölgesel durum raporu çıkarmak istiyoruz. Tütün ve tütüncü ailelerle ilgili. Bu 3 il, 4 ilçe ve 80 köyde yürütülecek olan projemizin ortalama bütçesi 170 bin euro. İstiyorum. Eğitim koordinatörümüz, aynı zamanda 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Yavuz Bayram. Biz bu projeyle ne yapmaya çalışıyoruz? Temel stratejimiz şu olacak. Biz gerçekçi olmaya değer veriyoruz, önem veriyoruz. Her şeyi böyle kafamızdan bir takım hayallerle ortaya koymayacağız. Gerçek hayatta karşılığı olan bir süreç biz işletmeyi hedefliyoruz. Biz empatik davranmaya önem veriyoruz. Bununla şunu kastediyoruz. Çocukları bağda, bahçede, tarlada, tütün tarlasında özellikle çalışan ailelerin açısından da biz bakmaya çalışacağız. Ya çalıştırıyor ama neden çalıştırıyor? Buna neden ihtiyaç duyuyor? Gerçekten yani onların açısından da olaya bakmak gerektiğini biliyoruz. Bunun için empatik bir bakış açısı ortaya koymaya çalışıyoruz. Samimi olmaya biz öncelik veriyoruz. Biz sadece böyle birilerine nasihat ederek bunu yapmak istemiyoruz. Biz kendimiz de zaten bu projenin bence en önemli tarafı, bu proje ekibinin en önemli tarafı bir şekilde kendileri de tütüne bulaşmış arkadaşlardan oluşmasıdır. Çocuklara ve öğretmenlere ve köyün liderlerine, köy imamı veya diğer muhtar vesaire diğer öğretmen adayları var.
Çünkü bunlar da yarın öğretmen olacaklar. Çocukların nereden onların çıkıp karşısına geldiklerini bunların görmesi gerekiyor. Gerçekten projeyi çok yerinde buldum. Ben düşünenleri, ortaya koyanları, bütün emeklilerin herkesi kutluyorum, tebrik ediyorum. Çocuk işçiliğine doğru yöneliş var burada. Çocuk işçiliğine biz de karşıyız. Çocuklar tabii okulda olacaklar. Çocuklar mutlaka oyunda olacaklar. Ama babasının, annesinin ürettiği ürün de yani hayvanını tanıyacak, bitkisini tanıyacak, tarlasını tanıyacak. İğne nasıl sağlığını görecek, köylü çocuğu da bunu gerektirecek, bunu da bilecek. Ama tabii önce okul diyoruz, önce çocuklar diyoruz ama çocukluğunu yaşayacak. O bakımdan burada buradaki hedef kitle önemli. Eğitim çağındaki çocuklar, özellikle küçük çocuklarımız, iki okul çağındaki çocuklarımız. Biliyorsunuz bizim özellikle en uzak köylerimizin çocuklarına iki tane İGO'muz var. Hem erkek çocuklarımız hem de kız çocuklarımız için. Özellikle bu alanda bir çalışma yapmamızı da bekliyorum ben.